Alimlerin vefatı neticesinde olanlar nelerdir? Her geçen gün bir yıldız daha kayıyor. Her biri birbirinden kıymetli alimlerimizi ahirete yolcu ediyoruz. Şüphesiz ki onların cenazeleri bile insanlara tefekküre sevk ediyor ve ruhlarına tesir ediyor. Ancak alim, fazıl hal ehli olan Allah dostlarının ahirete irtihallerinin toplumda endişe duyulacak bir yansıması da bulunmaktadır bu nokta şimdi zikredeceğimiz rivayette çok dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak ilmi alimleri vefat ettirerek kaldırır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhüme şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyururken işittim. Allahu Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. Burada kastedilen ilim Kur'an ve sünnettir. Hadis şarihleri ilmin yok olması, alimlerin ortadan kalkması ve bilgisizliğin yayılıp cahillerin toplumların başına lider olması ahir zamanda kıyamet yakın dönemde olacaktır derler. Buna karşılık Kadı İyaz Rahimehullah bu hal ve vaziyet kesinlikle doğruyu haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği gibi zamanımızda ortaya çıkmıştır demektedir. Behruddin el-Ayni rahimehullah o kadar çok ulema, fukıha ve büyük muhaddislerin bulunduğu bir zamanda yaşayan Kadı İyaz'ın böyle söylemesine şaşar. Çünkü kendi zamanında İslam diyarları önceki asırlara kıyasla fakih ve muhaddislerden mahrum durumdadır. Bir takım cahiller de fetva makamındadır. O, bütün bunları söz konusu ederek ne diyeceğini bilemediğini söyler. Onlara gıpta eden, görüş ve düşüncelerini günümüze aktarmaktan bile aciz olan bizlerin bugünkü halimize ne diyeceğimizde biz düşünmeliyiz. Gerçekten günümüzde dini ilimler alanı o dönemlerde kıyas edilemeyecek derecede bir adam kıtlığı yani katı rical içindedir. Bugün ortaya çıkan birçok yeni meselenin çaresi ve çözümü geçmişte gerçekleşmiş benzer bir takım meselelere kıyas edilerek halledilmeye çalışılmaktadır. İlme yeni katkılar sağlayan ve günlük problemlere çareler üretebilen insanların sayısı sadece ülkemizde değil İslam dünyasında bile neredeyse parmakla sayılacak kadar azalmıştır. Özellikle aklına estiği gibi fetva verenler, dini ve ilmi kaygı taşımayanlar da çoğalmıştır. Ancak bütün bu olup bitenleri bizleri ümitsizliğe değil, dini gayrete ve ilim seferberliğine sevk etmelidir kardeşlerim. Herkes iştihat edip hüküm veremez tabi ki. Bilmelidir ki Kur'an, sünnet ve icma gibi şer'i bir asla dayanmayan şahsi ve indi görüşler İslam adına içtihat ve fetva olarak takdim edilemez. Şer'i açıdan itibar edilen kıyas İslam nazarında muteber ve geçerli bir yoldur. İslam hukukunun dört aslından dördüncüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti bunun delilidir. Artık ey basiretlere sahip olanlar hakkıyla ibret alın. Görülmeyen olayları görülenlere kıyas ediniz buyurulmuştur. Kur'an, sünnet ve icma dayanan rey yani isabetli görüşler ise içtihat sayılır ve İslam'a göre makbul olan övlen rey budur. Hiçbir ilmi vukufa dayanmayan kıyas ve içtihatların ise dine bir karşılığı yoktur ve makbul değillerdir. Bu hususta da şu ayet-i kerime irşat edicidir. Kendisi hakkında sana ait hiçbir bilgi olmayan şeylerin ardınca gitme herhangi bir konuda zanlarla, sezgilerle ve tahminlerle hüküm verme. Bu ayeti bu çeşit kıyas ve iştihatlar yapmanın caiz olmadığına delalet eder. Böyle yapanlar hem kendilerini delalete düşürürler hem de insanları delalete, sapıklığa sevk etmiş olurlar. Günümüzde özellikle sözlü ve yazılı basın ve sosyal medyadaki alim olma vasfını taşımayan, buna rağmen din adına hükümler verenlerin bir takım görüş ve düşünceleri dan ibret verici ve cemiyet adına son derece tehlikelidir kardeşlerim. İlimlerin din hakkında konuşması topluma her daim zarardır. Netice olarak ilim hafızalardan silinmek suretiyle değil, alimlerin ortadan kalkmasıyla yok olacaktır. Alimler yeryüzündeki insanların en emin olanları, hayır ve faziletin timsalleridir, örnekleridir. Alimleri faziletli kılan sahip oldukları ilimdir. Müslüman toplumların görevi ise ilme ve alime değer vermek ve ulemanın sayısının artması için gayret etmektir. İlimsiz ve bilgisiz olarak din konusunda konuşmaktan ve fikir beyan etmekten son derece sakınmak lazımdır. Alim olmayan kişilerin toplumların başına geçip onları yönlendirmesi fesada yol açar.